Parodini. Dinlemeyeceğim. Bilmek istediğim tek şey var. O da şu anda neden böyle gülümsediğiniz. Biliyor musun? Rudra küçüklüğünde pencereden bakmayı hiç sevmezdi. Pencerelerden hep uzak dururdu. Sonra da... Geceleri terasta gökyüzünü seyrederdiniz. Tabii biliyorum. Onun hakkında çok şey biliyor gibisin. Evet öyle. Sonuçta karısıyım. Ve siz de benim annemsiniz. Dinle canım. Ben pek bu odada kalmak istemiyorum. Yanlış geliyor. Sonuçta burası Rudra ile ikinizin... Hayır anne. Burada kalacaksınız. Ama... Hayır, ısrar ediyorum. Benim hatrım için lütfen. Aman Allah'ım. Sen ne kadar da sert bir gelinsin böyle. Evet öyleyim. İtiraz kabul etmiyorum. Oğlunuzu da tuzağa düşürüp evlendim zaten. Hep böyle gülümseyin olur mu anne? Siz güldükçe dünya daha mutlu bir yer olacak çünkü. Sen işe mi gidiyorsun? Evet, ya nereye olacak? İlacını al. Hangi ilaç? İlaç mı kaldı artık? Sakinleştirici olanı kastetmiştim. Ne? Ben sadece... Espri yaptın ve güleceğimi sandın, değil mi? Yaşadıklarım şaka gibi mi yani? Onlara mı güleceğim? Bu dünyada en çok nefret ettiğim kadınla şimdi aynı evde olmak zorundayım. Bak binbaşı. Beni de bu eve ilk getirdiğin zaman senin gözünde bir sanıktım. Sen de benim gözümde bir cellat. Ama bak bugün her şey ne kadar farklı. Ona bir şans ver lütfen. Ben seni elimde kanıt olmadan suçladım. Hatalıydım. Ama o kadının işlediği günahlara bizzat tanık oldum. Yani boş yere yorma kendini. Geç kalıyorsun. Haro? Giysileri ayırmama yardım eder misin? Tabii abla. Bırak, hayır bana bırak. Neyin var senin? Canın sıkılmış gibi. Yoksa yine tartıştınız mı? Evet abla. Ama küçük tartışmalar iyidir. Evlilik bağını güçlendirir. Evet. Bu çok doğru. Ama tartışma dediğin arada bir olur. Siz resmen... Her gün çocuk gibi didişiyorsunuz. Bence sen onu götürüp yormanın ortasına bırak ki bu da ona ders olsun. Bak dinle, ben Rudra ile ikinizi yan yana ilk gördüğümde... ...ne güzel bir çift dedim. Mükemmel görünüyordunuz. İnan bana öyle düşünmüştüm. Ama şimdi... Allah'ım. Nasıl bir ilişkiniz var anlamakta zorlanıyorum. İkiniz de ayrı bir tuhafsınız. Birbirinizi sevdiğinizi söylemiyorsunuz. Ayrılmıyorsunuz ama hep kavga ediyorsunuz. Bu arada... ...sana hediye ettiği o gerdanlık nerede? Takmaya vaktin olmadın mı yoksa? Abla eğer verirse takacağım tabii. Bu kırmızı ipliğin... ...bende çok fazla hatırası var. Ama düğün gerdanlığının yerini hiçbir şey tutmaz. Kendimi şöyle düşünerek teselli ediyorum. Rudra bana o gerdanlığı
hazır olduğu zaman verecektir. Belki şu an doğru zaman değildir. Sana hediye ettiği o gerdanlık nerede? Takmaya vaktin olmadın mı yoksa? Abla eğer verirse tabii takacağım. Kendimi şöyle düşünerek teselli ediyorum. Rudra bana o gerdanlığı hazır olduğu zaman verecektir. Belki şu an doğru zaman değildir. Ranavat. Merhaba Rudra. Benim şey... Layla. Söyle. Şey, sana bir konuda bilgi vermek için aramıştım. Annen, yani bayan Mala beni kendi aradı, bilmeni istiyorum. Beni görmeyi o istedi. Ne olmuş? Yani onda numaram önceden... Vardı, beni o şekilde aradı. Onu Tecavat'tan kurtardıktan sonra numaramı ben vermiştim. Düşündüm ki... Evet. Onu kurtarmakla gerçekten çok cesurca bir iş yaptın. Ama ben de senin şunu bilmeni isterim. Bana bir şey ifade etmiyor. Yakaladığın Tecavat olsaydı o zaman... ...BS'de sana bir cesaret madalyası verirdi. Ama Bayan Mala'yı kurtardın. Dolayısıyla da ödül ya da madalya bekleme. Kapatıyorum. Ama... Demek onu o günden bugüne saklıyordun. Çünkü bu evliliğimizden geriye kalan tek hatıraydı. Ve tabii senin hatalarından. Rudra için döndün değil mi? Evet. Hangi anne oğlu ondan nefret etsin ister ki? Ona içimden gelen tüm sevgiyi, tüm şefkati vermek istiyorum. Onu hep sevdim. Sevmeye de devam edeceğim. İnsanın annesinden nefret etmesi, kendinden nefret etmesinden farklı değil. Buraya gerçeği görmesi için döndüm. Sandığı gibi kötü biri olmadığımı. İşin hiç kolay değil ama. Çünkü sana karşı içinde yıllardır... ...öfke ve nefretten... ...başka hiçbir şey beslemedi. Ona seninle ilgili... ...hep kötü şeyler anlattım. Öfkesini yatıştırmam için yardımcı olacak mısın? Bir anneyi oğluyla yeniden bir araya getirebilir misin? Rudra'ya sebzeli gözleme yapayım mı, ne dersin? Onun en sevdiği şey. Tabağında bir lokma bile bırakmaz, hepsini yer. İyi ama anne. Rudra patates püresini çok seviyor. O yüzden her zaman yaparım ona. Patates mi? Ama o patatesten nefret ederdi. Nefret mi? Ama bana kendi ağzıyla söyledi. Gün aşırı patates ya da ıspanak püresi istiyor, ben de yapıyorum.
Öyle mi? Zamanla her şey değişiyor desene. İnsanın sevdikleri, sevmedikleri, alışkanlıkları. Önemli değil. Siz yine de ona sevdiği başka bir yemek yapabilirsiniz, öyle değil mi? Evet anne. Sütlaç. Çok sever. Sütlaç mı? Ama ben onu hiç tatlı yerken görmedim, sevmez. Çayına bile şeker atmaz o. Önemli değil anne. Siz yine de yapın. Bana öyle geliyor ki bugünün şerefine mutlaka yer. Ben size süt getireyim. Ben Paro. Rudra Pratap'ın karısıyım. Yengem hayatımızı mahvetti. O kadar ki tarif edecek kelime bile bulamıyorum. Hatta beni öldürmeye bile kalktı. Ama sonunda yenilgiyi kabul etti. Gelelim bana. Benim adım da Mala. Ranavat ailesindendim. Artık Tejavat ailesindenim. Çok şanslı kadınım, öyle değil mi? Ama bir Tejavat olarak kalmak yerine Ranavatlara geri döndüm. Üstelik de kardeşim hiçbir şekilde engel olamadı. Sırf beni evden def edebilmek için kendi bile gitmeye kalktı. Ben de Maitri'yim. Anne, yenge, anne yengem, teyzeme nasıl hitap edecek? Ya sen? Ben annemin bir işe yaramaz oğlu Sümer. Evde üç kadın annemin resmen canını okurken ben de üstüne yaraları da tuz basıp daha da azdırıyorum. Bir evlat böyle mi davranmalı? Böyle davranmalı. Anne oğluna kendi suçlarının bedelini ödetip evden kovduruyorsa hak eder, yalan mı? Sus artık. Üçüne de lanet olsun. Başıma ne işleri açtılar. Üçü birlik olup hayatımı mahvetti. Üstüne bir de sen. Anne, bence sen biraz dinlen. Bırak da onlarla ben oynayayım. Sen de izle. Hayatlarını öyle bir karıştıracağım ki birer ata binip dıgıdık 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 dıgıdık. Kes sesini aptal. Anne, gör bak. Dıgıdık 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 dıgıdık. Hadi anne, sofraya gel. Kızım, ben yedim diyorum. Oturup insanlarla oyun mu oynayacağım? Hayır anne. Parvati abla çok özel tatlısından yapmış bize. Bırak. Hadi anne, mutlaka yemeliyiz. Hırsını tatlıdan almasana hem. Su nehri yeter. Bırak dedim. Hadi anne, yapma. Bir tadına bakalım da nasıl bir şeymiş öğrenelim. Ne oluyor öyle acaba? Özel bir şeyler var sanırım. Neler yaptınız? Vay canına. Sütlaç. Kim bilir sütlaç numarasıyla hangi hain planlarına örtbas ediyorlar?
nefis olmuş. Evet, gerçekten çok lezzetli. Evet. Gerçekten de enfes olmuş. Hanımlar, bu nefis tatlıyı kim yaptı çok merak ettim. Şöyle güzel bir hediyeyi hak etti. Değil mi? Rudra? Tatlıyı beğendin mi? Beğendim. Tamdım. Benim çocukluğumda yediğim gibi... Rudra, hayır oğlum. Sütlacı, o yapmadı, merak etme. Abla, bizim sütlaçları yeni kaselere koymuşsun da Rudra abiminki neden eski kasede? Şaşkın. O bir kase değildi. Rudra'nın çocukluk arkadaşı, öyle demek lazım. Üzerine adını bile kazımışlar. Evet. Bu tatlıyı yapana hediye vermek isteyen vardı, değil mi? Önce beni dinlese iyi olur. Çünkü tatlıyı gelinlerimiz yapmadı. Ben daha tadına bakmadım. Ama bunu kimin yaptığı kokusundan bile belli oluyor. Bunu tahmin etmek benim için zor olmadı. Özür dilerim. Aranızda tabii kendisinin adını bilmeyenler olabilir. Ne de olsa bu evde uzun süre kalmadı. Ben size söyleyeyim. Bahsettiğim kişi kim mi oluyor? Kendisi benim sevgili ablam. Sayın Mala Ranavat. O, affedersiniz. Soyadı eskiden Ranavat'tı. Mala. O artık bir teşa... Bir dakika yenge. Bir dakika. Şimdi devam edin. Aslında evde son zamanlarda her ne oluyorsa iki kız kardeşim birbirine bir şekilde tehdit olmasından önce bir bağırış çağırış kopuyor, sonra da o koca kapıyı açmak zorunda kalıyorsunuz. Bu kolay bir iş olmasa gerek. Kapıyı işte bu yüzden açık bıraktım zaten. Gitmek isteyen gitsin diye. Ve hiçbiriniz gitmeye kalkana engel olmayın artık. Yenge, madem yemek istemiyorsun, kendini zorlama o zaman.
Odanda bir sürü işin vardır herhalde. Gerçi zehirli falan da değil. Sonuçta sen ya da oğlun yapmadınız bu tatlıyı. Sümer. Maitri, su nehri. Yürü. Kalk. Yenge. Sütlaç gerçekten çok güzel olmuş. Kasenin dibini sıyırmışsın. Anneni gerçekten çok güzel korudun. Biliyor musun, gözlerime inanamadım. Ben o kadın için hiçbir şey yapmadım. Hem öyle bakma bana. Yengem sinirime dokundu o kadar. Hem şu anda sana da kızıyorum. Onun yaptığını söylemeden sütlacı yedirdin bana. Nasıl yaparsın? Nasıl? Hem nereye? Senin öfkenden uzağa. Gülecek olsam kızıyorsun. Ağlayacak olsam yine kızıyorsun. Yaptığına seviniyorum, yine kızıyorsun. Sussam kızıyorsun. Bir şey söylesem ya sus dersin ya da git dersin. Seni kızdırmayan hiçbir yanım yok galiba binbaşı. Eğer varsa söyle ben de bileyim. Yoksa sana öfkenle mutluluklar. Rudra, ne oldu sana, iyi misin? Ter içinde kalmışsın. Sana... Yaklaşma, uzak dur, gelme. Çekil, çekil. Hem öyle gözünü dikip bakma bana, tamam mı? Ama sen... Benden başka derdin yok mu senin, ha? Başka derdin yok mu? Paro. Yatmaya gidiyorum. Hayır, dur. Konuşacağız. Gel benimle. Gelmeyeceğim. Paro. Ne dedim sana? Konuşacağız. Gel. Hayır. Gel dedim sana. Ben de gelmeyeceğim dedim. Gel. Binbaşı. Şş. Binbaşı bırak. Çocuk gibi davranma. Bırak. Bunlar da ne? Müzik
Beni yemek yemem için zorladığın o gece. Sırf yemek yiyorum diye yanlış anlama. Bu seni dinleyeceğim anlamına gelmiyor. O gece sana kızmamıştım mesela. Jaipur'da o akşam merdivenden indiğini gördüğümde... Özür dilerim. Ben gelmeyi istemedim. Bana kızdın mı? Yine kızmamıştım. Benim yapım böyle. Biraz sert ve kabayımdır. Sonra şey de var. Hani içkiyi fazla kaçırmıştın ve saçma sapan konuşuyordun ya. Hayır, konuşacağım işte. O zaman da kızmamıştım. Ama şey olayı, hani kırmızı biber gözlerine... Bir şey olmadı ki. Bir şey olmasını mı bekliyorsun, ha? Senin hiç kafan çalışmıyor mu? Ya sana bir şey olsaydı o zaman... İşte o zaman gerçekten kızmıştım. Ama bu sabah... bana... Bu sabah... şey yaptın ya... ona kızmadım mesela. İşte bak yine kızıyorsun. Hayır hayır, kızıyor falan değilim. Otur, otur, gel gel otur şuraya. Bak beni dinle. Ya biliyorum. Bazen öfke patlamalarım var. Ama öfkem sana değil. Ben kendime kızıyorum. Kendime. Hareketlerime. Ama yine de hırsını benden alıyorsun, değil mi? Evet. Bu belki de yanlış ama... Belki mi? Hayır. Belki derken... Ya evet. Sana bir şey söyleyecektim. Kapat bakalım gözlerini. Neden? Kapat dedim gözlerini. Kapatmayacağım. Ne yapacaksın yine? Kızıp bağıracak mısın? Hayır 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 hayır. Yani elimden ne gelirse yapacağım. Kızmamak için. Ben şey... Bu... Sen... Matri ile orada konuşuyordum. Ben de seni duydum. Sen bizim konuşmalarımızı mı dinliyordun? Şşt. Sen doğru zamanla ilgili bir şey söylemiştin ona. O an geldi. Bu neden doğru zaman? Çünkü bu kırmızı gözlerimi rahatsız ediyor. Seni gerçekten çok üzdüm, değil mi?
Önce düğün yeminleri, sonra o sözlerim. Biliyorum. Çok kaba davrandım. Binbaşı kaba. O sözlerden birini bile tutmadın. Tutamadım. Tutmak istemedim. Paro, bak, ben o düğün yeminlerinin hiçbirini bilmiyorum ve inan ki umurumda da değiller. Ama bugün sana bir söz vermek istiyorum. Ben ve sen sonsuza kadar. Ne oldu? Ağlama lütfen. Ağlama. Ne yaparsın ağlarsa? Yine kızar mısın bana? Hayır. Ne oluyor? Yoksa bunu yapmaya bir tek senin mi hakkın var? Bak, her şey yolunda. Her şey ne kadar güzel, hiçbir sorun yok. Yolunda değil. Değil mi? Daha ne yapayım? Gün geldi beni alıp Jaipur'a götürdün. Birlikte dans bile ettik. Sonra Mumbai'de 10 nehirden daha büyük bir deniz gösterdin. İşte bu yüzden şimdi bunlardan çok daha özel bir şey yapmalısın. Bana lütfen kafamı karıştırma. Ne diyeceksin açık söyle. Gülme karşımda. Hayır, kızmıyorum. Ben böyleyim işte. Normal halim bu benim. Peki tamam, düşün. Sonra söyle bana. Yani ne yapmamı istiyorsan söyle. Söylesene. Kar. Benim için kar yağdırırsan kabul ederim. Bir kere köydeyken bir film görmüştüm, tamam mı? Küçük beyaz pamuk parçaları öyle güzel yağıyordu ki inanamam. Dikkat et. Ben sihirbaz mıyım? Durup dururken nasıl kar yağdırayım?
sapnogi kyun barish kham kha tabhi jo tha mera dil hua pairon mein shamil rehta Neden gülüyorsun? Çünkü sonunda bugün hislerini öğrendim. Ne hissediyormuşum? Sen de beni... Ben de seninle. Sen de beni. Ne oldu? Neden sustun? Bir şey söylüyordun değil mi? Lütfen, lütfen yapma. Nasıl söylesem? Sen de benden de hoşlanıyorsun. Nasıl söylesem? Yani sen de beni seviyorsun. Bana yaklaştığın zaman sesim titremeye başlıyor. Çatallaşıyor, tuhaf oluyor. İşte bu yüzden susmayı öğren artık. Oh,
kahe koi khwahish kham kha palkon pe aaye sapnon ki kyun barish kham kha kabhi jo tha mera dil. Sakalın batıyor. Anne. Ne oldu anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tam su dolduruyordum, sürahi elimden kaydı. Yoksa sizi uyandırdım mı? Hayır anne. Dur bakayım. Tüye benziyor. Neymiş bu böyle? Bilmem ki. Belki yukarıdan düşmüştür. Ben size su doldurayım. Hayır canım, hayır. Gerek yok, suyumu içtim. Tekrar doldurayım derken elimden kaydı. Anladım anne. Hadi yatın artık. Ben de üzerimi değiştirip hemen yatacağım. Binbaşı, annen hala uyanık. Ben yatağı hazırlayayım. Gerek yok. Ben hazırladım. Suni suni sans se veya